hareket ederler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde aynen melekler konumunda onlar verilen emre muhalefet etmezler. Verilen emri yerine getirmede çekimsel kalmazlar. Ona öl dedikleri zaman ölür. Gül dedikleri zaman güler. Yap dedikleri zaman yapar, yapma dedikleri zaman yapmazlar. İşte bütün peygamberlerde verilmiş olan temel mesaj şudur. Benim hayatım, ölümüm, dirimim, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. İşte yaşam biçimi, hayat tarzı artık Allah'ın emirleriyle olmaktadır. İşte Allah'ı Rab kabul etmek de bu anlamdadır. Allah'ın Rabliğini kabul etmek, Allah'ın birliğine, Allah'ın varlığına inanmak demek değildir. Allah'ın varlığına, birliğine inanan insanların Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy orijinli dini kabullenip ve yaşamakla Allah'ın Rabliğini ancak kabullenmiş oluyorlar. Yoksa onların söyledikleri, inandıkları hiçbir anlam ifade etmiyor. Yine de siz gördüğü üzerinde onunla tartışacak mısınız? Yani siz bu kime söyleniyor? Bu inkar edenlere. İnkar edenler zaten peygamberim dedikten sonra aralar açılmaya başlıyor. Ona Muhammedül Emin dedikleri halde o peygamberim dediği zaman ondan uzaklaşmaya başlıyor. Andolsun onu diğer bir inişte de görmüştü. Ne zaman görmüştü? İşte diğer inişte bütün insanlar onu görmüştü. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda hepsine Rabbiniz kimdir dediğimizde hepsi birden Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. İşte ne zaman bu Rabbimiz Allah'tır sözünden insanlar caymaya başladılar? Ergenlik çağına erdikleri zaman, yani ona iblis olgusu yüklendiği zaman, iblisin görevi değildir, Allah'ın varlığını, birliğini inkar ettirmek, inkarı, zulmü, insan üzerine teklif sunmak, haram yiyiciliği, kötülüğü, bozgunculuğu, adam öldürmeyi, hırsızlığı, fuhşu insanlara teklif sunmaktır iblisin görevi. Eğer bu iblis olgusu insanda olmamış olsaydı, insanlar diğer melekler gibi yaratılışta o görmüş olduğu Rabbim Allah'tır sözüne sadakat kalarak devam ederler giderlerdi. İşte Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesinde öyle erkek adamlar var ki yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösterdiler ve hala göstermeye devam etmektedirler. İşte bu sözden cayan insanlar genelde Kur'an-ı Kerim'de inkar edenler ve iblis soyunu takip edenler olarak nitelendirilmiş. İşte Kur'an'a göre temel olarak iki insan farklılığı vardır. Birisi yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözüne uygun olarak hayat sürenler. İkincisi de bu yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözünden cayarak gayr-ı Rabbani yolda yürüyenler, şeytanın yolunda giden insanlardır. Bunun temel tohumunu iblis atmaktadır. İşte iblis olgusu insana yüklendiği zaman artık insanlar bu teklifleri kabul edip ve ilke haline gelip geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda, bir konuma girdiği zaman işte insan şeytan konumuna gelmektedir. Allah asla şeytanın
yaşamından hoşnut değil, iblisin tekliflerini yasak ağacı olarak tanımlamakta ve bu yasak ağaçtan inanan insanları uyarmakta ve onlara acı bir azap ile o yolu takip ederlerse ceza dokunacağını söylemektedir. Sidretül Münteha'nın yanında ki Cennetül Meva onun yanındadır. İşte Sidretül Münteha insanların ilk yaratılışı ve o yaratılışa uygun olarak Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösterip yaşayanlar Cennetül Meva'dadır. Bunun dışındakiler sidreyi örten örtmekteyken, yani o gerçekleri, o vahyi yaşamı örten örtmekteyken onlar bunu yapıyorlardı. Göz kayıp şaşmadı ve aşmadı. Yani bu halüsinasyon değil, bu kandırmaca bir olay değil, bu bir yanılma değil, bu gerçek bir olgudur. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerden olanı gördü. Evet, nedir o Rabbinin en büyük ayetlerinden olan? Ahiret alemiyle ilgili bilgiler. İşte peygamberlik olayı olmamış olsaydı dünya hayatında insanlar aklını kullandıkça, teknoloji ilerledikçe bazı bilemedikleri meseleleri bilebiliyorlar. Ama ahiret alemiyle ilgili bilgileri ne kadar uğraşsalar da onu asla bilemezler. İşte peygamber büyük bir haberden bahsediyor geldiğinde. Nedir o büyük bir haber? Öldükten sonra insanların Allah tarafından diriltilip hesaba çekileceği. İşte Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde o Allah'ı inkar edenlere diyor ki, nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa o ölüyken sizi diriltti, tekrar öldürecek ve tekrar sizi diriltip hesaba çekecek diyor. İşte buna kim inanır? Peygamberlerin getirdikleri vahiy orijini dine inananlar inanır. İşte Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijinli dini kabullenip dünya hayatında yaşamını onlara göre kurgulayan insanlar Rab yolunda yürüyen insanlardır. Bunlara ahiret aleminde ebedi bir cennet vardır. Bütün insanların arzuladıkları, hayal ettikleri bu ama maalesef iblis oğlusu insana yüklendiği zaman bu ahiret alemini unutturmayı onlara teklif sunmuş ve büyük bir çoğunluğu da o ebedi ahireti unutmuş, dünyevileşmiş, zan ve tahminle bazıları da din uydurarak ahiret aleminden nasiplerini kendilerine uzaklaştırmışlar. Gördünüz mü? Haber verin Lat ve Uzza'ya ve üçüncüsü olan Menat için herhangi bir güçleri var mı? Erkek sizin, dişi onun mu? Eğer böyleyse bu çarpık bir paylaşma. Aslında burada Lat, Menat, Uzza ve Hübel putlarından bahsediyor. Aslında put, insanların